Evlilikte de çok ilginçtir. Ulema-i İslam, Mehmet abi. Ulema-i İslam, ustadın da yüzde ekseriyeti öyle. Evlilikte küfür deniliyor ya, küfür, denklik. Birincisi din kabul edilmiş. Din birliği. Gayrimüslimle evlensen kerahaten caiz. Bir kişiyle evlenme haramdır. Putperest, inkarcı, ateistlerle evlenme haramdır. Ehli kitapla kerahaten caiz. Tahrimen mekruh. Çünkü çocuğunun anası çocuğunun babası olacağı için. Şimdi bundan dolayı Mehmet abi küfür denmiş, küfür. Evlilikte birincisi din. İkincisi soy. Ondan sonra sanat diyor. Öyle gidiyor 10 tane. Bir yerde ustad asın imamı birinci şarta şey koyuyor abim. Çok garibine gidecek. 251 miydi neydi? 253 Kastamonu'da. Camı kapatsana sen. Bir an. Resul'e söylüyorum. Kapat. Hepsini kapat. Al o klimayı bire. Bir şey yapalım. Beni de bağırttırma. Konuşalım. Şimdi orada ustad diyor ki seciyeten diyor. Klimayı bir ikiye alabilirsiniz. Seciyeten ne demek? Ahlak. Adam düşün bak. Mehmet abi. Namazı var. Dersleri gidiyor. Eylemi doğru. Ama ahlak yok. Eve geliyor asit küpü. Despot mu despot? Ya ne güzel işte Peygamberimiz Aleyhisselam ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Neyi tamamladın? Kim başlatmış ki sen tamamlıyorsun? Peygamberler başlatmış. Bak peygamberler güzel ahlaklı başlatmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben tamamlamaya geldim diyor. Ondan sonra Hatem-i Nebi ya. Daha yok yani. Kur'an komple ahlak. İşte evlilikte birinci ahlak. Dinden önce. Ha. Keşke o adam Nurcu Bilgin mesela. Rüştü abinin çok garip filozoftu ya, sosyologtu yani. Sosyolojide uzmandı. Şöyle derdi. Çok garibime giderdi de şimdi yeni anlıyorum. Diyor ki ya bazı insanlara İslamiyet hiç yakışmıyor derdi. Allah'ım ya Rabbi. 252. Ha? 252. 252 ha. Mehmet abi nasıl dedin abi demedin. Acayip bir şey. Müslümanlık da istemiyorum diyor ya adam ya. Böyle İslamiyet buysa derdi. Adam diyor ki İslamiyet bu mu? Aman kalsın. Seni terbiye edememiş. Seni terbiye etmemiş ve edememiş bir din senin olsun diyor. Bir de bunu Risale-i Nur şey yap. Bir Nur talebesi düşün. Ahlak. Lan ne der karısı veya kocası? Kocası ne der? Lan ve akrabası. Seni terbiye edememiş, seni terbiye etmemiş veya edememiş. Bir davayı ben niye taşıyayım ya? Ya lanet olsun diyor, değil mi? Senin şeyine diyor davanı tövbe estağfurullah. Yani bir tarafta bakıyorsun adam o kadar ahlaklı şeyli ama şeyi yok. Allah ona özenli duyuyor işte. Tabii. Şimdi adamın leylim evet. Leylim. Din yok, namaz yok. Ama mükemmel bir ahlak var. Sanki Kur'an ahlakı. Güler yüzlü, alttan alıyor. Tahammül ediyor, sabrediyor, affediyor. Mesela benimkisi diyor ki... Benimki diyor ki... Cenazeme de gelme diyor. Ya şuraya bak ya. Cenazene gelsem ne olur, gelmesem ne olur? Ya. Benim cenazeme gelsem ne olur? Ben gittikten sonra... Senin cenazene, benim cenazem ne olacak ya, gelsin. Ha benim için önemli de o cenazeye 40 tane salih insanın cenazede bulunması çok önemli. Bak şu anda Fırıncı abinin cenazesine gidiyoruz. Bak şimdi. Ama içeriden olacak, öyle şu anda gitmek değil. Allah kimseyle, tövbe estağfurullah, kullarıyla istihza etmez, alay etmez. Cenab-ı Hak zaten biliyor.
Ama bildiğiyle ne yapıyor? Amel etmiyor biliyor musun bak? Bak ben biliyorum diyor ama 40 tane salih bir Müslüman cenazesinde kalben dese diyor Mehmet abi. Ben bunu iyi biliyordum ya Rabbi bu insanı. Ama öyle iyi biliyorduk öyle maçta bağırır gibi değil. Kalben tabii içeriden. Mesela ben bazılar katılıyorum. İçimden diyorum ki ya Rabbi bu nasıl biliyorsunuz? Senin ilmine havale ediyorum. Çünkü zahirde ben bunu iyi bilmiyorum ama bulunmak zorundayım. Ha şimdi kalben diyor, kalben ve ruhen itminanen yani itminanla. Ya Rabbi vallahi ben bunu senin dinine uygun yaşadığını veya gayret ettiğini, dininde yapabildiği kadar samimi olduğuna şahidim diyen 40 tane ya, 40 tane salih kulların, Allah'ın sevdiği 40 tane kul dese böyle, Allah bildiğinle amel etmiyor, o 40 tane salih kulunun kanaatına ümmetim yanlışa ittifak etmez hadisi sırınca, Allah o 40 tane kulunu şey etmiyor, onların nazarı nazara alıyor. Tabi affetmek için. Evet. Şeyde bu sırrını ben biliyorsun bu işlerde biraz fazla meraklı olduğum için bu 6 tane iman esası var ya. 6 tane iman esası, 5 tane İslam esası. 5 tane İslam esasını bir kabul ediliyor. Harman yaparsa İslam bir. 6 tane iman esasını katarsan 7 oluyor. Buna sebe mesani. Hakikat İslamiye deniliyor. Fatiha 7 ayete denk geliyor. Bir şey anlatacağım. Bu 7 tane sistem var ya hakikat İslam'ı. Onun altı ikiymiş. Bu 7 tane onun üzerine bina ediliyor. 2. O iman esasının da dibi var Mehmet abi. He. Nedir o? Bir tanesi şu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah eşheden la ilahe illallah ve eşheden enne Muhammeden abduhu ve resulü demek bu bir. İkincisi el hubbu fillah vel buzu fillah. 80-85'i geçirme Resul ki yazabilir pazarı. Ne demek bu? Abi 6 tane iman esasının da dibi dostun ve düşmanına bakıyor. Allah'ın düşmanına dost olmayacaksın. Allah'ın düşmanına dost olmayacaksın. Hadi Allah'ın dostluğunu bilmiyorsun gayb. Allah'ın dostluğuna düşman olma ama nereye bakacaksın? İslam şeriat zahire bakar. Bu zahiren dini yaşıyorsa buna düşman olma. Bir kusuru için aleyhinde bulunma. Muvazeni amal yaparak hasenat ve seyyiatını mukayese et. Cerbezeli insanlar gibi kocaman bir dağ, gözüne düşen bir tozla bir parça, bir gözünü rahatsız eden bir otla, bir kağıtla, bir şeyle kocaman dağı göstermediği gibi bahane arayan ve ağlamak isteyen çocuklar gibi olma diyor ya. Cenab-ı Hak muvazeni amal diyor 13. lemada. Bir kişinin iyi midir, kötü müdür? İyiliği, kötülüğü mukayese ediliyor. Kötülüğü fazlaysa kötüdür. Ki bizi bırakmamış. Adam şimdi bir şey duyuyor ve bir şey zannediyor. Komple onu koyuyor önüne Mehmet abi. Bütün hasenatını yok ediyor. İşte bu adam dostu düşmanını bilmeyen ahmak. Bir şey de bulmuş. Etiket umumu hukukmuş. Umumu hukuku koruyan zata bak yani. Şahsın hukukunu ortadan kaldırıp umumu hukuk arıyor. Evet. Bir kemide hani 9 tane bir masum bulunsa batırılmaz ya. Ya. Onu insana takip ediyor. Ya bu adamın 9 tane masum vası var. 2 tane vası var. Batıyorum. Acayip bir şey. Abi hayata şapkın oluyor ya. Lazım olduğu zaman o kadar değerli ki. Lazım olmadı mı anlaşılmıyor. Ve Hulusi abi ne demiş biliyor musun o Risale için? Evet. Uhuvvet Risalesi için. Uhuvvet Risalesini hazmetmeyen bir
Müslümanda diyor, marifet nurlar inkişaf etmez diyor. Evet, abi, kesinlikle etmez, doğru söylüyorsun. Mesela o dediğin gibi bir gemide 9 tane masum insan var. Yok, cani diyor. Ha, cani var. Ha, 9 tane cani, evet. Ya, o sırada değiştiriyor. 9 tane cani sıfatı olsa, 9 tane cani adam olsa, bir masum olsa o gemi batırılmaz. Aynen bu sırada bir insanın 9 tane cani sıfatı olsa, 9 tane bir masum sıfatı olsa o adam hücum edilmez ya. Edilmiyor. Şimdi biz ise 9 tane masum sıfatı var, bir cani sıfatı yüzünden o gemiyi batırıyoruz ya. Bir de biz ehl-i hakikatmış gibi inanıyoruz ha. Abi hayatta, cemiyet hayatında o kadar lazım oluyor ki o. Öyle bir hayat... Cemiyette lazım oluyor tabii. Abi, sana çok lazım olmazsın diyor. Oo, bana çok lazım olur. Sana ne oluyor? Senin de imdan olacaksın ya, kalbeler almak. Sizde nasıl lazım oluyor Mehmet abi? Bak, cemiyet hayatında şimdi sana birisi tarzı atıyor. Şimdi bakıyorsun şeyine, diğer çok masum vasıflar var. Zaten işte bu masum, bu kadar masum vasıflar yüzünden, yani yüzünden ben bunu nasıl yerde batıyorum? Ya. Bunun hesabı ağır olur. Tamam. Sen vazgeçiyorsun. Girip batıyorsun ama o vasfını görmüyorsun artık. Yani vasfı ortadan kaldırıyorsun. Bunu Mehmet var ya vakıf bizdeki, Vanlı. Hı. Şimdi bir gün kapılarımız açık ya, aynı katta kalıyoruz. Odalarımız farklı. Komşuyuz o da. Geçerken beni görmüş düşünceli masamda. Ondan sonra böyle nasıl görmüşse dedi ki, geldi karşıya, abi girebilir miyim dedi. Gir dedim hemen. Gelince, abi seni düşünceli gördüm dedi. Yok dedim. Abi dedi, simandan belli. Sen gizleyemezsin dedi. Dedi ki ne oldu? Dedim ya, böyle böyle oldu dedim. Ondan sonra, şimdi insan insanız ya. Kızdın değil mi abi dedi. Tabii dedim içimden tabii. Yazık dedim. Abi dedi, onun dedi, bizim bilmediğimiz mutlaka güzel sıfatları var. O sıfatların hürmetini onu affetmen, örtmen lazım dedi. Yani biz ona mukabele bir misile çıkmıyoruz ya, şey yapıyoruz. Ondan sonra tabii o anda şey için anlattım bunu. İnsan ne kadar bilirse bilsin, bazen o anlar oldu mu blok oluyor, birisi ikaz etmesi lazım. Nerede kalıyoruz? Tabii. Mesela ölüm anında da bütün şuurun gidiyor, bütün hayatın konuştuğu gibi. Yani Müslüman şu uvvet risalesini, ki çok önemli, ihlas da uvvet. O zaman ben inşallah ilk fırsatta abim, Uvvet Risalesi'nin ilk fırsatta nerede ders yapacaksam kendim için ders yapacağım. Ya bir yerdeydi abi. Bunlara ne yaptığını ben de barışamıyorum. Bir gün Uvvet dersi yaptım. Ha, o barışmayan kişiler. Barışmayan. Uvvet dersi, o 9 cani bir masum var ya. Ya adamlar nasıl bitirdi ya. Subhanallah ya. Allah Allah. Orada kucaklaştılar. Kucaklaştılar. Yani zoraki getirdik bir şey. Vay be. O şeyi yaptılar. Bilmedim. Fakat ne kadar lazım oluyormuş. Allah Allah. 9 tane bir insanın, 9 tane bir insanın zalim sıfatı olsa, bir tane masum sıfatı olsa. Yani şey yapacağız. Bak onu bir uygulayayım mı ben? Çok ilgimi çekmişti. Çok tuhaf. Başka bir bildiğimizin dışında olur. Bu tarihçi hayatta geçiyor. Mısır masonu var. Abduh. Abduh biliyor musunuz? Risale'de geçiyor. Resul hatırladın mı? Mason. Ustada bu masona nimet ediyor diye hücum ediyorlar ya. Muhammed Abduh. Muhammed Abdu. Ondan sonra bir tane de var. Mason. Tarihçede geçiyor mason bu. Çok dehşetli mason. Evet, bak şimdi. O tarihçede ne diyor biliyor musun? Abdullah Cevdet değil, değil mi? Abdullah Cevdet değil o. O bütün bütün şey. Şimdi ben size anlatayım da siz de hatırlarsınız. Bu adam mason.
Yani din düşmanlığı gibi. Ama şey yapmıyor. Şimdi bu adam 9 tane zalim sıfatı var, zındık. Bu adam diyor ki Müslümanların diyor, Müslüman, münazaratta geçiyor bu. Tarihçede münazarat bölümünden geçiyor, babında. Bu adam diyor, bu adam çok cani sıfatlarla beraber bu Müslümanların Irak, Fas, Tunus, Mısır, Azerbaycan, yani bu İslam diyor devletlerini diyor küffarın, düşmanlarının işgalinden kurtulmanın tek yegane çaresi İttihat-ı İslam'dır diyor. Müslümanların birliğidir diyor. Bu adam sırrı bilinmez bir zındık olması hasebi olmakla beraber İslam'ın kurtuluşunu İttihat-ı İslam'la mümkün olduğunu söylüyor. Başka diyor kurtulunmaz diyor. Ustad da diyor ki Yavuz Sultan diyor, orada geçiyor. Yavuz Sultan'a ittiba ettiğim gibi diyor. Bu diyor, bu sözü, bu zındık, yani zındık demiyor da Umason'un bu sözünü diyor da şey yapıyorum diyor. Kabul ediyor. Yani adam 9 tane zalim sıfatı var. Bir tane sıfatı şu. Buna inanarak söylüyor. Mısır böyle. Bu Müslümanların diyor zelillikten, kölelikten, işgalden kurtulmanın tek yegane çaresi diyor. Samimi ve buna çalışmış. Nasıl, niye çalışmış da anlamam mı? Mason. Bu adam İttihat-ı İslam'a çalıştı. İttihat-ı İslam'a çalıştığı için ustad onun bu sıfatını mit ediyor. Bu sıfatını. Ve onu çıkarıyor ve sufli sıfatını, Mason olduğunu demiyor. Masondur demiyor ha. 9 tane cani sıfatında bir, ya bu masondur, bu zındıktır, böyle diyor ama ondan sonra bu evet ama doğru söyledi ama bu aslında şeydir, umumi hukuktur, yani şey yapmak lazım demedi usta. Yavuz Sultan'a iktidar, Yavuz Sultan yazarsan görürsün tarihçe. Müfrit diyor sadece. He, müfrit. Müfrit alim diyor. Oku, müfrit alim ya. Yaz bakayım o tarihçe değil. Yok, çıktı zaten. O aç o zaman. Bu meselede seleflerin Şeyh-i Cemalettin Efgani allamelerden Mısır müftüsü merhum Mahmud Abdüh diyor. He. Mısır müftüsü merhum Muhammed Abdüh. Ha, Mısır müftüsü bu. Muhammed Abdüh. Hani evet. Müfrit fikirleriyle Vehhabi. Zor oku, devam et. Müfrit alimlerden Ali Suavi, Hoca Tahsin, İttihat-ı İslam'ı hedef tutan Namık Kemal ve Sultan Selim Dirki demiş. Ha, yani kim? Namık Kemal da İslam Birliği'ni istemiş. Ve Yavuz Sultan Selim de. Bunlara iktidar, bu sıfatlarına iktidar ediyorum diyor, tamam mı? Alkışlıyorum diyor bu sıfatla. İttihat-ı İslam. O Mısır müftüsüymüş, Muhammed Abdur. Yavuz Sultan da İttihat-ı İslam'a çalışmış. Onun için bu reise şey diyorlar ya şimdi Azerilerle şeyler, Filistinler. İkinci Yavuz. Tayyip'e ikinci Yavuz diyorlar. Dediklerini biliyor. Mesela bizim şu anda da Allah dilime getirdi de dua etmiş olayım. Ya Rabbi onu ve Müslümanları ve haseten Azerbaycan'da cephede olan Nur talebeleri var. Bizim Nur dersinden hala kadar ve Mecul grubunda olup biz cepheye gidiyoruz dedi. Ya Rabbi Hafız ismini hürmetine onları muhafaza eyle inşallah ya. 3 gün önce abi cepheye gidiyorum dedi. Şey yaptı. Telefonla varamadı, dersteydi. Gece gidiyorum dedi. İnşallah güzel haberleriyle gelirdi. Ha. Biraz ses de çalınır mı? Ha. Bazen diyor orada diyelim ki zalim sıfat fazladır diyor. Ama masum sıfat keyfiyet cihetiyle azdır diyor. Ama keyfiyetten dolayı üstün geliyor. Hı hı. Ha, buradaki o Mısır müftüsünün kullandığı kanuniyet de cani sıfat fazla ama ehemmiyeti yok. Kendisi, cani sıfatı kendisine az. Hatta Mutezili'nin kurucusu diyorlar. Mutezili'nin kurucusu. Yani kendi ve hususi oluyor mesela. Yani keyfiyetiyle kaliteli olduğundan dolayı. Harika maşallah. Çok çok güzel. Bazı sıfat az ama keyfiyeti fazla. Çok güzel. Güzel tahsiyeti, eyvallah. Eyvallah maşallah. Keyfiyetten güzel olduğunu kanunu yapalım.
Tamam, yani keyfiyet ve keymiyet. Evet, tek sıfattır. Güzel tek sıfat, dokuz zalim ama diyorsun o kaliteli bir sıfat tabii. İttihad-ı İslam en kaliteli sıfatta Müslüman. Çünkü imanın da temeli. Bu adam mı? Mısır müftüsü bak bu. Ya. Muhammed Abdu ha? Daha mı? Türkmüş bir de. Türk mü? Türk diyorlar. Mısır'da Türk diyorlar. Vay be. Şimdi aferin. Çok güzel aferin Resul. Yani keyfiyeti, kalitesi fazla. Evet. Bir sıfat ama. Şimdi bir tanesi Cevat abinin cenazesindeydi Mehmet abi. Orada Allah razı olsun, biz dershaneye gittiğimiz zaman kapıya çağırdı, çay yapardılar. Kendisi yok, yapmazdı ama o yaştaydı yani. Bizden önceki kuşaktan bir abi. Oo Hasan'cığım, eskiler yönde artık kuşaktan kimse kalmadı. İyi ki geldin, gördüm, rahatladım. Sen hakikaten çok hoş bir abi, çok muhabbet. Dedi ki, Hasan dedi, Mehmet abi, çok ilginç. Senin hakkında olumsuzluklar duyuyorum dedi. Dedi demedi, içeriye girdin dedi. Şöyle oldu böyle. Bak şimdi abiye bak. Şuraya bak, adama bak. Bizden önceki kuşak. Böyle duyunca ne yapıyorum biliyor musun dedi. Yani bana da gene ders veriyor. Sen de senin haline bir şeyler duyunca böyle yap demek istiyor herhalde bak. Senin hakkında diyor. Böyle dedi, böyle yaptı, içeriye girdi, demeceydi, dedi falan. Her şeyi duyduğum zaman diyor, senin diyor, hiç unutmuyorum, ben dershanedeyken dedi, sen talebeydin. Talebe getiriyordun dershaneye. Birisi varmış, ben unuttum tabii. Onu tavsiye ettim. O çocuğu getirmiştin dedi, çok, çok berbat bir bataklıktan. O falanca dedi şu anda. O vakıftır şu anda dedi. Onun getirilişine o sebep olduğun için, o sıfatından dolayı senin hiçbir şeyini duymuyorum biliyor musun dedi. Keyfiyetli bir vasıfı. Şuraya bak. Sen o çocuğu, o delikanlıyı getirdiğin günü hatırlıyorum dedi. Sen unutmuşsundur dedi. Allah şu anda de o kurdolu cemaatinin içerisinde diyor şeydir, vakıftır diyor. Senin o getirilişin, onun getirdiği günü hatırlıyorum. Ya bu adam böyle dedi dememesi lazımdı, şu oldu, cemaati Müslümanları biraz sıkıntıya soktu. Tam tersini düşünüyorum ben dedi. Cemaati diyor, hani de, diyorlar ya benim için, cemaate sıkıntı soktu şurdu. Diyor ki, çok ilginç. Ya diyor, cemaati diyor, FETÖ gibi diyor veya diğer cemaatler gibi diyor. Nurcuların bu sistem içerisinde sesi çıkmamaları, uyumlu olmaları, hatta aşikare siyasi partilerde boy göstermeleri alem İslam ve Türkiye için dedi sıkıntılıydı. Niye? Ya bunlar da mı mücadeleyi bıraktı da şey olmuş, asimilasyon mu olmuş bu sistem içinde ki bu sistemle dost gözüküyorlar, bu sistemle barışık yaşıyorlar. Bu sistemle mücadele etmiyorlar, düşman değiller bu sisteme diye alim İslam'da sıkıntı vardı diyor. Kendisi anlatıyor. Kendisi Cezayir vesairelerde bulunmuş. Senin bu hadiseden dolayı diyor, Cezayir'de haber düştü diyor. İvan-ı Müslüman'da düşmüş. İvan-ı Müslüman'a düşmüş. Diyor ki, Tulab-ül Nur, Nur talebelerinden birisi diyor, Türkiye'deki sistemi, rejime karşı diyor, direnip özür dilemediği için Cezayir televizyonuna çıkmış. El Cezire televizyonu. Hapise girdi diyor. Rusya'yı gösteriyor hapise. İran'ı gösteriyormuş hapise. Nur talebeler girmesini. Türkiye'de de beni o gösteriyor. Ya diyor, orada diyor, bu diyor, Türkiye ve Tulab-ı Nur talebelerin rejimle barışık olmadığını, onlarla şey olduğunu, gerçi sen sıkıntı çekmişsin ama dedi, evet zındıklar da böyle o olur mu falan. Onlar zaten Nur talebesi miydi? Nur talebesi olacaklar. Bırak şimdi beni. Onlar noktasında bizim barışık olmadığımızı alem İslam noktasında büyük bir fayda verdi diyor. Ben dedi El Cezire'de şey yaptım diyor. Duydum diyor.
Çünkü İvan-ı Müslim ve diğer İslami cemaatler Pakistan'daki tebliğ cemaat. Onlar da böyle acaba asimile mi olmuşlar yani toplumla artık şey mi ki hiç böyle düşmanlıkları gözükmüyor. Şimdi mesela o sıfatı görüyorum diyor, sıfatı. Diğer şeyi görmüyor. Yani bunlar örnek veriyorum da şey için kendimi alıştırıyorum. Böyle bir insandan bir şey duyduğum zaman hemen onun karşısına çıkmamam lazım. Söylediğim sözler nereye mal oluyor, kim kullanıyor? Mesela birisine tepki veriyorum, birisine tenkit ediyorum. Bu da yayına girdiği zaman, bir yere attığım zaman Müslümanın ne işine yarar, kafirin ne işine yarar? Cemaatimizin uhuvvetine, bütünlüğüne, 72 fırka bir tane söyle demiş. Resul, o tepeci şey yapanlar vardı ya işte gelenlerden yazmış. Yani Risale-i Nur'u okumasam diyor, siz böyle diyor bu hizmet iddia eden kişilerin diyor bu kavga edişlerini, birbirinin ithamlarını görsem dedi, değil Risale-i Nur'a İslam'a bile yaklaşmazdım diyor. Birbirlerine böyle ahlaka, edebe yakışmayan ve bu dönemde mesela şu anda Azerbaycan'la Ermenistan savaşıyor. Cephede askerler var. Şimdi cephede mahalle arkadaşı var. Şimdi der mi ki ona seni korumam, seninle ittifak etmem. Ermenilerle savaşırken sen bizim mahallede bana böyle küfretmiştin, bana bağırmıştın, beni şey yapmıştın der mi? Cephedesin ya. Şu anda biz küfara karşı cephedeyiz ya. Birbirimizin kusuruna bakacak zamanda mıyız? Vicdan yok mu ya sende hiç? Bende vicdan yok mu ya? Niye yapıyorum? İnsan demeli. Bu sözlerim nereye mal olacağını bilmeli. Ama maalesef işte nasıl oluyorsa oluyor abi.